F-35'leri yapıyorlar, tanesini bilmem kaç yüz milyon dolara satıyorlar. Elbette o sava ya o uçakların bir yerlere bomba atması lazım ki işte endüstrinin varlık sebebi olsun. Tabii. Yani ticaret bir biçimde dönsün. Bu aşikar. Yani Ama medyayı da kontrol ediyorlar. Evet, Irak Savaşı, yani Irak'ta kimyasal silah var diye başlatıldı. Sonra olmadı, ortaya çıktı. Kendileri söylediler. Fakat şunu merak ediyorum ben. Şimdi Trump'ı bir kenara koyalım. O başka bir şeydi. Bir parantez gibiydi Amerika Birleşik Devletleri için. Parantez olmayacak gibi yani Tekrar 2024'te evet. açılacak gibi. Evet. Fakat şu Trump'a rağmen de mesela Trump konuşurken CNN televizyonu başkan şu anda yalan söylüyor diye başlık atıyordu. Ve O ifade özgürlüğü değil işte. sonrasında sunucu elbette bağlayayım hocam. Sonrasında sunucular başkanın söylediğinin niye doğru olmadığını da anlatıyorlardı. Biz mesela bunu tahayyül edemeyiz. Elbette CNN bunu demokratları desteklediği için demokratlar iktidara gelsin diye yapıyor. Fakat başkan bunu yaptığı için CNN'e bir şey yapamıyor. CNN'e bir yaptırım uygulayamıyor. Ve CNN bunu yapmaya devam edebiliyor. Ama bunun mesela Rusya'da olduğunu düşünün. Aynı bizde olduğu gibi biz Şimdi mesela Erdoğan yalan söylüyor diye bir başlık atamayız. Ya aklımızdan bile geçmez. Rusya'da da gazeteciler atarsınız da hani bedelin ne olur artık onu konuşmak lazım. bunu Şimdi böyle baktığımız zaman yani bu Amerika'da bu bir illüzyon mu? şöyle derin devlet orada yani bu dediğiniz başlığı attırtan o derin devlet seçimleri kaybettiren de muhtemelen o. Ama hocam Israrla onun üzerine de gidiyor Trump tamam tarafı ama zaten. mesela şey çıktı Robert De Niro Trump'a bir törende Trump'a o aptal adam dedi. Seçilmiş Amerikan başkanına söyledi bunu. Mesela ona da herhalde derin devlet söyletmemiştir. Şimdi Ya bunu bakın söylediği zaman başına bunlardan bir hal nereye gelmeye gelmeyeceğini bilir. çalışıyoruz? Şunu anlamaya Yani çalışıyorum. Amerika'da fevkalade güzel bir demokrasi var. İnsan hakları şu kadar iyi. İfade özgürlüğü mükemmel falan böyle bir şey yok. Yani evet teorik olarak var. Mesela derin devlete karşı çıkan bir başkana ki Trump öyleydi. Trump'ın yakınlarda verdiği birkaç tane demeç var. Derin devleti yok edeceğim diyor. Aynen böyle. O derin devlet ya onu yok edecek ya o da onu yok edecek. Yani Amerika çok ilginç şeylere gibi. Şimdi Silah sanayini en mutlu edecek başkan herhalde Trump'tı bugüne kadar hocam. yok. Niye? Amerikan ordusuna vesairesine destek veriyor. Mesela bir yandan da İsrail'e falan destek veriyor. Çünkü o derin devleti o da kendi çapında bölmeye falan çalıştı. Zor durumda Denge kaldığında. arıyordu. Tabii yani İsrail lobisini kendi yanına çekebilir miydi vesaire miydi? Onun için gitti Golan bölgesinin İsrail'e ait olduğuna dair bir gene başkanlık şeyi imzaladı falan Anladım. kararnamesi. Dolayısıyla şöyle düşünelim. Evet bütün bunlar var Evet. ama aynı zamanda şöyle. Mesela bunları eleştiren çok fazla şey de o medyanın içinde yok. Alternatif medya olarak işte elektronik medya bilmem ne oluşturabiliyorsunuz. Ama o ne kadar oluşacak, ne kadar etkili olacak bunlar da henüz meçhul. Dolayısıyla şu var. Yani bunları gözümüzde böyle ne denir? Yani fevkalade mükemmel vesaire olarak değerlendirmeden eğer objektif bir incelemeye tabi tutarsak yani ve mesele şuraya geliyorsa ya efendim işte burada ifade özgürlüğü 2 birim fazla Rusya'da 3 birim az filan konu buralara geliyorsa zaten her ülkenin kendine göre modelleri var diyeceğiz burada. Yani Avrupa'nın içine düştüğü hale bakın. Yani mesela şu anda Almanya için alternatif partisi hızlı bir yükselişte. Alman basını ana akım medyada bulabiliyor muyuz bunları? Bulamıyoruz. Dolayısıyla kendi içinde ana akım medyanın kendi içinde otosansür uyguladığı ülkelerden bahsediyoruz. Anladım. Yani Amerika güzellemesi yapmak maksadıyla sormuyorum hocam. Şunu anlamaya çalışıyorum. Yani değerler üzerinden, buna itirazınız var gerçi de değerler üzerinden konuşulduğunda Dış bakıldığında politika mesela olmaz. evet, yani Amerikan ekonomisinin bu kadar güçlü olmasının sebeplerinden biri olarak mesela ifade özgürlüğünün işte güçlü biçimde korunması da sayılıyor.
Bunun, çünkü bunu yaptığınız zaman bunun eğitime yansımaları oluyor. İşte siyasete yansımaları oluyor. Başka bir takım alanlara yansımaları oluyor. Ve Amerikalılar her ne yaparlarsa yapsınlar, bu işte gidip mesela Beyaz Saray'ın önünde pankart açıp başkana bir şey söyleyebiliyorsunuz. Bizde mesela kim niye güçlendi? Bizde tahayyül edebilir misiniz? Ama işte yani ekonomiye yansıyorsa bu, birebir evet. Bu böyleyse evet. Çin'in güçlenmemesi lazım. Doğru. Niye güçlendi? Demek ki her ülkenin kendine ait ilginç modelleri var. Bunun böyle olması lazım. Ha şunu diyelim, biz Türkiye için nasıl bir modelleme düşüneceksek, tahayyül edeceksek, bu da kendi içimizde ortaya çıkacak. Ama mesela Amerika'nın önerdiği etnikleştirilmiş bir toplum, böyle etnik grupların kotalar halinde yönetimde yer aldığı toplum yapıları falan, eğer bunları demokrasi farz edeceksek yandık. Anladım. Ha, bunlardan uzak durmamız lazım. Anladım. Ha, kendi içimizde yani şunu da düşünmemiz lazım. Mesela öyle şeyler oluyordu ki, geçmiş yıllarda da bu çok oldu. Özellikle de bu Avrupa Birliği gündeminin yoğun olduğu zamanlarda çok oldu. Mesela ulusal çıkar diyorsunuz. Ulusal çıkar ne demek diyor ana akım medyada birçok konuşmacı, yorumcu ve gazete köşelerinde yazan insanlar. Ulusal çıkar ne demek diyor. Yani şimdi böyle de bir şey olmaz. Yani siz ana akım medyadaysanız topluma etkileme kabiliyetiniz oluyor olması lazım. O zaman sizin de belli sorumluluklarınız olduğunu düşünmelisiniz. Ulusal çıkar ne demek derken yani ne demek istiyorlar hocam? Hayır, şöyle mesela Kıbrıs'ı konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte Türkiye'nin burada stratejik çıkarları var, bilmem ne var diyor. Hayır yok diyor. Bunlar diyor uydurma şeyler gibi. He. Geriye dönüp bu yorum farkı değil mi hocam? Öyle hayır şey böyle bir şey değil. Niye İngiltere bilmem kaç bin kilometreden geliyor da orada küçücük bir bölgeyi kendi egemen toprağı olarak tutmak için yırtınıyor da bizim 60 kilometre güneyimizdeki bir adanın bizim açımızdan hiçbir stratejik değeri olmadığını söyleyebiliyoruz. Ya böyle bir şey olur mu? Bunu söylemek yanlış olur anlamında. Hayır işte ama şöyle, bunu söyleyen düşünen olabilir. Ama siz medyayı bunlarla çalkalanır hale getirirseniz o zaman sorumsuzluk olur bu. Ama Türkiye'de hocam bu çok bir yapıldı. Fikir değil mi? Yani bence fikir değil. Siz de bunlar fikir miydi? Türkiye için ne kadar önemli olduğunu söyleyin. Ay, giremiyorsunuz o tartışmaya. Almıyor sizi. Aynı medya sizi almıyor. Ha, tek taraflı söylüyorlar. Tabii. Anladım. Ama doğru, ne oldu? Doğru. Bakın ama ne oldu? Size söyleyeyim. Bunu yapanlar iki şey kaybetti. Bir, toplumun gündemini yansıtma kabiliyetini kaybettiler. Tamam. Hiçbir, yani toplumdaki gündem bu değil. Ama bunlar bunu tartışıyorlar. Daha kötüsü, şimdi medyanın yani az çok topluma ayna tutar olması lazım. Bir de toplumu da az çok etkiliyor olması lazım. Bunun ikisini de kaybetti Türkiye'de. Hele o yıllarda ben hatırlıyorum. Şu anda ne durumda? Bunları ayrıca değerlendirmek lazım. Üzerinde durmak lazım. Peki. Hocam şimdi... Dolayısıyla yani böyle idealize etmeden somut şeyler üzerinden düşünecek, değerlendireceksek bizim de kendi bir modelimiz mutlaka olmalı. Ortaya çıkmalı. Ama bu demokrasi gündeminin kat'i surette böyle etnikçilik, bilmem mezhepçilik, bilmem necilik, bunlar üzerinde olmaması lazım. Tam tersine milletleşme üzerinde, Türkiye mesela Osmanlı'dan ayrılıp da bağımsız olan devletlerin içinde en başarılı milletleşme sürecini yaşayan ülkelerden biri. Evet. Böyle bir ülkede bunu siz başarı olarak görmemek hırsıyla ne yapmaya çalışıyor olabilirsiniz? Anladım. Hocam şimdi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de siyaset açısından paradigma değişti. Şöyle değişti. İşte Erdoğan Bahçeli ile ittifak kurdu mesela. Birbirlerine çok ağır sözler ediyorlardı. Devamında Türkiye işte Rusya'dan S-400 aldı. Ondan sonra işte nükleer santrallerimizi Rusya yapmaya vesaire vesaire. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika vardı. Erdoğan'ın bu darbe girişimi üzerine yeni bir denge arayışına girdiği ve işte Rusya'yla bir teması güçlendirme, işbirliğini güçlendirme, Batı'ya hani seçeneksiz değiliz, Rusya'yla da yol yürüyebiliriz dediği vesaire yorumları yapıldı.
katılıyor musunuz bunlara? Yani Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendilerini Avrasyacı olarak tanımlayanlarla, ulusalcılarla bir ittifak inşa etti mi? Şimdi bunu böyle konuşmak yerine belki tek tek konular üzerinden gitmekte fayda var. Mesela Akkuyu Nükleer Santrali diyeceksek bu 15 Temmuz'dan önce başlayan bir süreçti. Türkiye'nin hava savunma sistemleri yapması ya da ihale etmesi, yurt dışından alması, işte ortak üretimle teknolojinin bir kısmının transfer edilmesi falan gibi gündemler yine daha önceden de vardı. Hatta Çinlerle anlaşılmıştı. Sonra vazgeçildi Çinlerle. Fransız-İtalyan ortak yapımı hava savunma sistemleriyle ilgilenmişti Türkiye. Ve en sonda bu Rusya'ya döndü. İlgisi yok mu yani hocam? Yani şöyle, ben bunu birebir 15 Temmuz'la bağlamıyorum. Hı. 15 Temmuz'dan sonraki günlerde bakalım, mesela Türkiye'nin Suriye politikası Rusya'nın Suriye politikasıyla özdeşleşmedi. Evet. Tam tersine Türkiye'nin Suriye politikası Amerikan çizgisinde devam etti. Eğer illa birinin çizgisini arıyorsanız bence kendi çizgisindeydi ve yanlış bir çizgideydi. Türkiye'nin Suriye politikasındaki düzelme emareleri 2020 yılının sonlarında Türkiye'nin ya ben galiba yanlış yapıyorum, bütün herkesi aleyhime çevirdim, bölgedeki her bütün ülkeler benim aleyhimde. Yani düşünün ki hatta ben o yıllarda şöyle anlattım. Bu dış politikanın belki de en fazla eleştirisini yapan tek akademisyen bendim herhalde. Görevdeki tek akademisyen. Ve şunları söylediğimi hatırlıyorum. Dedim ki bunlar, bu politika ileriki yıllarda en kötü dış politika planlaması nasıl yapılır? Örneğin. En kötü diplomasiyle nasıl uygulamaya konulurun? En güzel örneği olarak, vaka olarak ileride siyasi tarih kitaplarında, İngilizce kitaplarda okutulacak dedim. Yanılmadım. 2020 yılının sonlarından itibaren hükümet düzeltmeye başladı. Peki o noktaya niye geldi? Çünkü şöyle oldu, bakın. 2020 yılında Türkiye yılın başında İdlib yüzünden Rusya ile savaşır. Savaşma noktasına geldi. Dolayısıyla 15 Temmuz'la alakası yok konunun birebir. Böyle bir genellemeyi ben şeyimdir. Konuları tek tek ele alarak detaylarıyla inceleyip oradan bir bütüne gitmekten yana olduğum için genellikle öyle başlayınca da genellemelerin içindeki kısmi doğrular, kısmi yanlışlar birbirlerini götürür, ayrı şeyler çıkar ortaya. Şimdi burada da böyle bir şey var. Mesela İdlib'de neredeyse Rusya ile savaşmak üzereydik. 2020 yılının Ocak-Şubat ayları, hatırlayalım. Bu uçak ve İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesi tabii. O dönemde. Hepsi o dönem. Yani ben her sabah uyandığımda bilmediğim bir numara telefonumu aramış mı? Acaba bu bir televizyoncu mu? Ve acaba savaş mı çıktı diye hemen Twitter'a bakıyordum. Çünkü o kadar, yani konuyu yakından takip ettiğini düşünen birisi olarak ben bu denli endişeliydim. Yani bir kaza çıkacak ve çok kötü şeyler olacak. O günlerde hükümete destek veren basındaki kalemşorlar inanılmaz bir şekilde böyle bir savaşı teşvik edici, kışkırtıcı şeyler yazıyorlardı. Kendi hükümetlerini kışkırtacak şekilde. Evet. Yani destek verdikleri hükümeti. Şimdi ondan sonra ne oldu? Mısır'la Libya üzerinden bir savaşa gitmek an meselesiydi. O denli. Yani düşünün, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi kendi parlamentosundan savaş ilan etme yetkisi aldı. Bu denliydik. 3. Yunanistan'la kafa kafaya geldik bir askeri diplomatik krizle. Tatbikatlar diye başladı. Yunanlar karşılık vermeye çalıştı filan. Şimdi hatta o günlerde beni davet eden televizyon programlarına dedim ki ya kardeşim, bütün bu gidişatta şöyle bir yanlışlık var. Beni 10 yıl önce Mars'a tatile götürseydiniz ya da 20 yıl önce, o yıllarda daha mevcut hükümet 20. yılını doldurmamıştı ya da doldurmak üzereydi. 20 yıl önce bu hükümet henüz iktidara gelmeden önce ben Mars'a tatile gitseydim. Geri gelseydim. Şimdi de geri geliyor olsaydım, atmosfere giriş yaptığımızda ya ne oluyor dünyada falan diye. Orada da insanlar bana deseydi ki hocam şu anda da feci bir kriz var. Türkiye ile Yunanistan arasında böyle bir kriz var. Ben de derdim ki ne var ki? Yani ben zaten böyle bıraktım gittim.
Yani aynen. Bu yani Yunanistan'daki bu zihniyet, kafa yapısı değişmediği sürece bu böyle gider kardeşim filan derdim. Evet. Ama deselerdi ki bana, ki demeleri gerekirdi. Şimdi İsrail, Mısır Yunanistan'a destek açıkladı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'la ortak askeri tatbikat yapıyor. F-15 uçaklarını gönderdiler. Ben derdim ki yok. Ne oluyor? Ya tercüme hatası var. Doğruysa beni Mars'a geri götürün derdim. Tamam. Yani bu kadar yanlış bir dış politikadan 2020 yılının sonlarından dönmeye başladılar. Ne oldu ama? Çünkü çeviremediler. Çeviremediler. Mesela Suudi Arabistan Türkiye'nin ihraç ürünlerine boykot ilan etmeye başladı. Yani bunun maddi tarafı filan da içinden çıkılmaz hale geldi. Bu bir iç politika sorusu olabilir ama isterseniz yanıt vermeyin. Peki mesela Perinçek niye Erdoğan'a destek vermeye başladı? Vallahi benim görüşüm, gerek gazeteleri gerek televizyonları takip edebildiğim kadarıyla gayet makul eleştirilerle dolu hükümete. Şimdi değil. Yok, o zaman da. Yani şöyle, galiba onlar, ama ben bunu söylememiş olayım. Yani kendisinin ifade etmesi lazım. Benim bir gözlemci olarak, ki onların yayınlarını da yakından takip ediyorum. Zaman zaman benden de görüş alıyorlar falan. Belki her konuda da mutabık değiliz tam. Ama birbirimize yakın olduğumuz görüş alanlar var dış politikaya dair. Orada benim onların yayınlarından görebildiğim şu, eskiden beri de hükümeti bir yandan eleştiriyorlar ama kendilerini belki tam olarak işbirliği yapacak ya da ittifak yapacak, birlikte hareket edecek bir muhalefet bloku bulamıyorlar kendileriyle. Özellikle dış politika filan konularında da hükümetin bu 2020'den sonra yaptığı dış politika açılımlarına kendilerini daha yakın görüyorlar. Ben öyle anlıyorum. Ama bu sorunun cevabını Sayın Perinçek kendisi verdi. Elbette. İşte